Sevgili Satoshi TV izleyicileri, yepyeni bir bölümle, yeni nesil sporla karşınızdayız. Bir kez daha bakalım bu bölümde bizleri neler bekliyor? Amirli kadın futbol takımımızın çok kıymetli, pozitif enerjisiyle, güler yüzüyle bizi her zaman olduğumuzun çok 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 üzerine çıkaran aynen Amirli kadın futbol takımımızı da, Türkiye milli takımını da geçmişteki halinin çok çok üzerine çıkaran hocamız, kıymetli hocamız Necla Güngör Kırası ile birlikteyiz. Hocam nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Bu kadar güzel sözden sonra kötü olma şansım ya yok. Hakikaten ben sizi her gördüğümde, o yüzden daha çekime gelmeden böyle pozitif enerji yükleniyorum. Daha önce de bir araya geldik defalarca. Hep aynı şeyi söylüyorum gıyabınızda da size de. Hep enerjiniz daim olsun. İnşallah böyle başarılar katlanarak artar da sizin güler yüzünüz de giderek büyür, tebessümünüz de büyür. Öncelikle çok teşekkür ederek başlıyorum. Güzel bir süreçteyiz. Çok yoğun bir tempoda devam ediyoruz. Çünkü biz yürüyelim şöyle yavaş yavaş sohbet ederken. Bu dönemler şimdi U15 kız milli takımımızın seçmeleri var. U17, U19 hepsinin Avrupa şampiyonaları ile ilgili olan hazırlık süreci var. Onları yürütmekle meşgulüz. Daha sonrasında da 16 Şubat'ta gireceğimiz bir kadın milli takım kampı var. Hazırlık üstüne hazırlık yapmak ve kadın futboluyla ilgili olan ilginin gün geçtikçe arttığını görerek ve takip ederek devam eden keyifli ama çok mutlu olduğumuz bir süreç içerisindeyiz. Biz en son bir araya geldiğimizde hani hakikaten çok mutluyuz. Çok güzel bir takımımız var ve böyle çok temelden sağlam ilerliyor görünüyoruz. O yüzden hani biraz böyle insanlara yavaşmış gibi gelse de bana göre aynen voleybolda olduğu gibi çok sağlam, emin ve sürekli bir başarıyı yakalayacağımız bir tempoya doğru gidiyoruz gibi görünüyor. Ama siz çok objektifsiniz. Hani benim takımım gibi bir subjektif yaklaşımda buluşmadan değerlendiriyorsunuz. O yüzden nasıl size göre şu anki takımın durumu? Bu soruya şöyle futbol genelinde bir cevap vermiş olayım. Şimdi önceden biz futbolda yürüyorduk. Daha fazla böyle pas yapmaya çalışan kendi arasında ya da kendi sahasında oyunu kabullenen bir tavrımız vardı. Gelişimimiz de bu yöndeydi. Ama şimdi koşmaya başladık. Ama bu koşu futbolda biliyorsunuz herkes şimdi koşu çok önemli. Koşu mesafeleri çok önemli. Evet koşu çok önemli ama nereye nasıl koşu yaptığın şu anda çok kıymetli. Biz şimdi nereye nasıl koşu yapacağımızla ilgili çalışmalar içerisindeyiz. Evet artık kadın futbolu var diyebiliyoruz ülkemizde. Bunu da insanlar yavaş yavaş kanıksadı ve bilinir olmaya da başladık. Ama şu anda daha önceden koştuğumuz hızlı yol almamız gereken bir mesafeyi aslında kat ettik. Bunu kat ederken de sizin gibi kıymetli basındaki arkadaşlarımız, sponsorlarımızın sayesinde insanlara ulaştık. Akabininde yönetimimizle beraber gelen bir başarı ya da başarıya giden bir yol çizdik. Ama şimdi çok daha önemli bir yol var bizim için. İşte o yaptığımız, geldiğimiz koşularda nereye nasıl koşu yapacağız ve en sonunda o golü nasıl bulacağımızla ilgili anı yaşıyoruz. Ya ben siz söylerken şimdi koşu çok önemli ama nereye nasıl koştuğunuz önemli dediğinizde benim hep Guardiola'nın lafı aklıma geliyor. Guardiola'nın bu efsane Barcelona'sında şey vardı ya, işte pas ve aslında o takım, o oyuncular, o sisteme sahip olmayan bir sürü antrenörün de o taktiği uygulamaya çalıştığını ve kötü örnek diye gösterilen bir sürü takım olduğunu görmüştük. Evet. Aklıma o geldi. Koşu olmadan olmaz. Futbol bir koşu oyununa evrildi. Evet evrildi. Evet çok önemli koşu. Bizi de çok önemsiyoruz ama nereye nasıl koşular? Oyuncular kendi aralarında yaptıkları üçgenler ya da arkadaşına sağladığı alan neresi? Bizim en kritik noktalarımız şimdi bunlar. Şimdi o aşamaya doğru evrilmeye başladı. Ne güzel, şahane. Bizim de sizin hedeflerinizi gerçekleştirmek adına çok potansiyelli bir takımımız var. Giderek zaten iyileşiyor. Bir de yani ülkede maalesef genel olarak ligdeki futbol için söylüyorum. Ligdeki futbol da böyle biraz daha bu sene tatsızlaşınca daha çok milli takımdan beklenti de artıyor. Yani tabii ki keşke daha iyi olsa ligdeki durum ama kadın futboluna da ilgi bence artıyor o anlamda. Çok normal çünkü bu bir sektör. Erkek futbolu çok ciddi bir sektör dünyada. Şimdi baktığımız zaman spor sektörüne ilk başta izlenen F1. 5,5 milyar civarında kişilere ulaşmış bir sektörden bahsediyoruz. Belki sayı yanlış olabilir. Futbol arkasından gelen Dünya Kupası ikinci izlenen bir sektör.
Kadın futbolu da yavaş yavaş bu değeri bulmaya, çünkü artık erkek futbolundaki ilgi kadın futboluna doğru kaymaya başladı. İnsanlar kadınların ne yapabildiğini, en üst seviyede performansları nasıl gösterdiğiyle ilgilenmeye başlıyor. O da bizim için çok sevindirici. Biz de burada kendi payımıza düşen kısmını en iyi şekilde almaya çalışıyoruz. Şimdi ben daha önce defalarca bir araya geldik, söyleşi de yaptık ama bizim çekim yaptığımız bir platformda ben size nasıl futbolla girdiğinizi, yani özellikle teknik direktörlük kısmının nasıl geliştiğini hiç sormadım. Dolayısıyla izleyicilerimiz bizim vesilemizle hiç dinlemediler. O kısmı çok merak ediyorum. Yani futbol antrenörü olacağım ben gibi bir fikir oluşup onu eyleme geçirmek nasıl bir hikayeyle başladı? Ben futbol oynayamadım. Ha. Futbol oynayacağım dönemde, çünkü kadın futbolu kapandı ülkemizde. Ama çok da seviyorum futbolun içinde olmayı. Üniversite 1. sınıftayım. Ersun Yanal'ın kulakları çınlasın yardımcılarıyla da aynı okulda okuyorum. Dedin, Ersun Hoca şey demiş, ben demiş baktım yurt dışında da araştırdım, özellikle koordinasyon yapabilen, hareket eğitimini futbolcuya aşılayabilen bir kadın istiyorum. Kadın antrenör istiyorum, bulabilir misiniz? Ben de üniversitede de zaten her zaman hareketli olduğum çok hareketliyim ve spor salonundan çıkmıyorum. İşte step aerobik takımındayım, işte hareket eğitimine çok önem veriyorum falan. Arkadaşlarım dedi ki ya gelir misin? Bir kere hoca seni görecek. Aa dedim, seve seve gelirim. Benim için de bir anı olur. Hiç futbolun içerisinde yer alamadım. Çok da sevinirim dedim. Gazi Mahallesi'nde oturuyorum o zamanlar. Ankara Gücü Tesisi de bir yokuş kadar uzaklıkta. Ve yürüyerek gittim Ankara Gücü Tesislerine. Girdim. Bir hafta boyunca Ersun Hoca ve kıymetli ekibiyle beraber futbola özgü olan hareketleri nasıl koordinatif şekle getiririz, nasıl onları lanse ederiz, onları çalıştık. Akabininde de aslında o çalışmalardan sonra ben, bir tane daha kız arkadaşım vardı, onunla birlikte sahadan ayrılırken hocam bana bir tane kronometre hediye etti. Sen artık dedi bir antrenörsün. Bak bu kronometreyi asla unutma. Sen dedi bu yapabilecek bir potansiyelin var, bizimle çalışmalısın dedi. O kronometre de hala durur duruyor bu arada. Mu? Hala duruyor ve hala krampon çantamın içinde, her kampıma götürüyorum. Ay ne güzel. Benim için çok kıymetli. Ve ben antrenörlük serüvenine aslında 2000 senesinde profesyonel bir takımda hareket eğitimi ve koordinasyon çalışmaları yaptırarak başlamış oldum. Sonra lisanslar, eğitimler tabii derken. Şahane, ne güzel yani. Bu arada şeyi söylemek lazım, yani izleyicilerimizin bir kısmı şüphesiz biliyordur ama bir kısmı da bilmiyordur. Böyle genel olarak yani bir spor branşında antrenör olmak istiyorsanız işte tabii ki belli bir spor geçmişinizin, spora dair fikrinizin tabii ki olması lazım ama eğitimlerle hani illa futbol oynamış, basketbol oynamış olmanızın gerekmediğini de hem Necla Hocam gibi çok pozitif ve en üst seviye bir örnekten size de tavsiye olarak iletebiliriz diye düşünüyorum. Şimdi hocam, zaten sürekli çalışıyorsunuz. Takımın durumunu soruyoruz, takip ediyoruz ama Necla Hoca çok kısıtlı vakit bulabiliyordur şüphesiz. Bulduğunda ilk mesela aklına ne yapmak geliyor? İlk ne yapmayı tercih ediyor? Uyumak. Uyumak. Çünkü kamplarda çok ciddi bir efor sarf ediyoruz. Onun nedeni zihin durmuyor, değil mi? Durmuyor. Durmamasının nedeni de şu, çok yeni bir platformdayız ve kızlarımızın bütün verilerini almaya çalışıyoruz. Fiziksel verilerini gece bütün ekiple beraber kontrol ediyoruz. Ertesi günkü antrenmanı dizayn ediyoruz. İşte kim ne kadar koşmuştan tutun, ya bunun kuvveti nasıl arttırırız? Ertesi günkü dizaynı yapmak. Bireysel görüşmelerimiz oluyor, takımı oluşturmakla ilgili. Sürekli bir süreç. Maç ortamına girdiğiniz zaten uyku yok. Maç bitene kadar uyumuyorsunuz. Yani yapmayı en çok sevdiğim şeylerden bir tanesi uyumak. Ama uyuyamıyorum. Uyanık aktivitelerde. Uyuyamıyorum çünkü 5,5 yaşında bir oğlum var. Olabildiğince Ali ile beraber oyun oynamak, özlem gidermek, işte onunla beraber vakit geçirmeyi çok seviyorum. Tabii ya, özellikle çocuk da olunca insan zaten olan bütün vaktini vermek istiyordur şüphesiz. Öyle. Peki şimdi Ali'den bağımsız sorayım. Şu an mesela bir yere ışınlanacak olsanız nereye ışınlanmak isterdiniz, merak ediyorum. Böyle Maldiv adalarında, böyle şezlongun üzerinde güzel uyuyayım bir şezlong. Uyumak, uyuduktan sonra hemen kalkmak, böyle keyifli bir soğuk bir içecek ve yanında bir kitap herhalde inanılmaz olurdu. Yani yapabiliyorsak öyle bir güzel, şöyle keyifli bir şampiyonadan, böyle umarım kupa madalya alınmış bir şampiyonadan sonra öyle bir tatil dileriz. Size de kısmet olur, bilmiyorum ne zaman ama. Umut ediyorum, yani evrene inşallah gönderiyorum. Evrene biz taleplerimizi iletelim. Ben şimdi böyle genelde söyleşi yaptığımda biraz daha hayata dair ya da işte başka branşlara dair sorular yöneltiyorum değerli konuklarıma. Jenerasyonlar arası çok kıyaslama yapmayı doğru bulmayanlardanım ben ama yine de dünyanın en çok konuşulan, en çok kıyaslanan sporcularıyla ilgili sizin ne düşündüğünüzü merak ediyorum. Şimdi önce çok kısa
süre önce inanılmaz büyük bir başarıyayım zaten. Nadal'la başlayacağım. Nadal mı, Federer mi, Djokovic diye soruyorum hep ama Nadal o kadar şu an ya, şu çok an zamanlama kötü oldu. Zamanlama kötü oldu. Galiba ona gidecek zaten ben soruyu sormadan. Nadal'cı mısınız? Dün hani 5 saati geçen bir süreçte sürekli televizyon karşısında Nadal'ı takip eden, onu destekleyen, ne olur Allah'ım o alsın diyen bir insan olarak evet Nadal. Ama Federer'e çok büyük saygım var. Çok büyük tenisçiler. Karakter olarak da bence çok rol modeller. Yani Nadal'ın dün göstermiş olduğu tavır, tarz, 2-0'dan sonra hayır deyip orada kişiliğini de aslında ortaya koyup daha sonra da ödül töreninde oturmak zorunda kalan, ya, evet. Gücünün sonuna kadar veren, hem zihinsel hem fiziksel olarak veren ama konuşma tarzı, üslubu. İster istemez rakibini zaten 1-0 önüne geçiriyor. O yüzden herhalde çok koyu bir Nadal'cı olarak devam edebilirim. Dün bir de Federer de muazzam bir paylaşım yaptı. Yani bu kadar hani Roger Federer'in böyle bir paylaşım bir başka sporcu, özellikle de birçok zaman rakip olduğu bir sporcu ile ilgili tarihte çok nadir görünür yani böyle bir başarı sonrası bu kadar övgü dolu sözleri de rakibine iletmek. O yüzden özel tarihi zamanlardan birine tanıklık etmiş olduk. Peki Jordan mu LeBron mu desem ne dersiniz? Çok zor soru. Zor. Çünkü eşimden dolayı da çok etkilendiğim bir kısım bu. Çünkü o basketbolu çok ciddi takip eden birisi ama herhalde LeBron benim için daha farklı, ya, daha önde. Ben Jordan'cıyım. İşte eşim de Jordan o yüzden. Çünkü her o çok bir baskı Jordan yapıyor. Hayır sen mi Jordan'dan? Hayır ama LeBron benim için çok farklı. Tarz olarak da farklı. Herhalde LeBron daha LeBron ağır basar bende. Evet biraz öyle. Peki kış tatili, gerçi Maldivler dediniz ama kış tatili mi daha sizlik, yaz tatili mi normal yaz şartlar? Yaz mı? Yani yaz insanı mısınız? Çok yaz insanıyım. Zaten ikizler burcuyum. Haziran doğumluyum. Bir de kış çok kat kat giyinmek, üst üste. Sahada, yani dışarıda. Sahada, her yerde ama çok yaz insanıyım. Güneşin de enerjisine çok inanıyorum. Güneş olduğu zaman daha mutlu, daha enerjik oluyorum. Kışın beni biraz kasvetli havalar boğuyor. O yüzden yaz tatili. Yaz tatili. Gerçi ben kış tatilini de seviyorum ama ben çok kaymadığım için herhalde ben de yaz tatili derdim. Yani bana da bu soru yöneltilmiş olsa diye. Bir şeyler izleyebiliyor musunuz peki? Böyle zihni dağıtmak için. Şimdi bu kadar meşgul zihinler tabii ki odak noktasından uzaklaşmakta zorlanıyor ama bir taraftan da vardır ya uzaklaşmak lazım da yani o uzun yıllar içinde o tahammülü gösterebilmek için. Böyle hani izlemekten keyif aldığınız şeyler genelde ne olur? Böyle sporcu belgeselleri mi yoksa tamamen senaryolar üzerinden kurulmuş şeyler mi? Hangisi rahatlatır mesela Necla Hoca'nın zihnini? Çok sıkı bir blacklist izleyicisi olarak. Evet yani kurgusu sürekli sorun çıkıp o sorunu çözme şekli. O yüzden mesela işte havalimanında ya da çok fazla vakit geçiriyoruz kamplara giderken gelirken çok ciddi bir Reddington hayranı olarak buradan söyleyebilirim. Hani polisiye macera ve bir şeyleri çözme uğruna olan şeyleri çok seviyorum. Mesela Sherlock Holmes benim için çok kıymet verdiğim bir seridir. Hem kitap olarak hepsini okumuş bir insanım. Aynı zamanda dizilerini, filmlerini hangisi çıkarsa çıksın gerçekten takip ediyorum. Gerçekten ben hiç tahmin etmezdim böyle bir yanıt alacağımı. İnanılmaz seviyorum. Belgesel türü evet sporlu olan şeyi seviyorum. Beni de çok besleyen, işte maç konuşmalarımı etkileyen şeyler olur. Ama ben daha çok böyle sorun çözen polisiye şeylerden keyif alıyorum. Böyle bir yanım var. Yani zihni rahatlatıyor sizin zihninizi o anlamda. Ne güzel. İşte nasıl sorunu çözdükleriyle daha çok ilintili aslında. Ya size oluyor mu bilmiyorum. Ben mesela kitap okumakta konsantre olurken zorlanmaya başladım. Herhalde bu kadar çok ilgimizi dağıtan şey var ki işte sosyal medyadır vesairedir. Biraz mesela kitap okumak beni böyle 10 sayfa geri döndüğüm oluyor. Yani ne okuduğumu hatırlamıyorum falan diye. O yüzden zihnin galiba hani diziye konsantre olma süresiyle kitaba konsantre olma süresi arasında potansiyel arasında da fark var yani. Okuyabiliyor musunuz bilmiyorum kitabı ama ben biraz kitap tutkunu bir insanım. Öyle kitap mi? Okumayı çok severim ve şey yani mutlaka her gecem nasıl okuyorum ama yani dur boş kaldım kitap okuyayım değil. Kitap için vakit ayıran bir insanım aslında. Mesela kitapta ne seçiyorsunuz? Kitapta da her şeyi okurum. Tarih yani o benim aslında o dönemki ilgi alanıma da çok kayıyor. Bir dönem beyinle ilgili olan kitapları çok fazla okuyordum. Beyin temelli öğrenmeye çok kafayı yormuştum. Onunla ilgili böyle cilt cilt 25-30 tane kadar bir kitap bitirmişliğim var. Bazen tarihle ilgili olan şeylere çok takılıyorum. İşte Cahit Ülkü serilerinin hepsini bitirmişimdir. Sabahattin Ali'nin tüm eserlerini bitirmişimdir ve inanılmaz keyif almışımdır. O biraz benim dönemime göre o dönemlerde ne okumak istiyorsam hemen ona kayabiliyorum ama kaydıktan sonra da 5-10 seri yapmadan
yazarın ya da işte işlediğim ya da okuduğum türün şeyine göre de bir 5-10 seri yapar, ondan sonra farklı bir alana geçerim ama kitapta hiçbir şeyi kaçırmam. Hani yerde ufacık bir şey görsem merak ederim. Hani onu alıp okumak ne yazıyordu? Hocam uyumak istersiniz tabii ki, bu kadar işin arasında bütün bunları yapabiliyorsanız. Ama kitap benim için çok ayrı. Yani peki ben beyin kısmı çok ilgimi çekti. Evet. Çünkü ben de çok izlediğim serilerde de öyle oluyor. Bazen mesela Roma tarihine takıyorum. Böyle çılgınca Roma ile ilgili kitaplar, Roma tarihi ile ilgili işte çekilmiş belgeseller, onları izleyip sonra bir daha Roma'ya gittiğimde oradaki enteresan detayları tekrar bulayım falan gibi şeylere ben de böyle zaman zaman daha alaka gösteriyorum. Ama beyin benim genel ilgi alanım. Evet. Dolayısıyla merak ettim. Böyle aklınızda kalan, hani bunu okursan bakış açın değişir ya da işte kendine ciddi şey katarsın dediğiniz bir kitap var mı? Hem bana hem izleyicilerimize. David Eagleman, tam yanlış telaffuz ediyor olabilirim. Beyin diye bir kitabı var ve onu seri yaptı. Hı-hı. 3 seri yaptı. Şimdi 4. bir tane var ama o küçük bir şey. Onu tavsiye ederim. Nedenine gelecek olursak, hani beyin dediğiniz şeyi çözdüğünüz zaman ilişkileri çözüyorsunuz. İletişimi çözüyorsunuz. Ben çok fazla beyinle ilgili, yani beyin derken beynin çalışma mekanizmasından tutun, sizi nasıl etkilediğiyle ilgili. Şimdi 1300 ile 1600 gram değişiyor kişinin beyni, ağırlığı. Bütün vücudunuzun toplam ağırlığının kaç kat az olan bir organ sizi yönetiyor. Ve bunu yönetirken de ben bunu niye yaptım? Beynin yapıyor. Beynin duygularını etkiliyor, bütün davranışlarını etkiliyor. Kolunu kaldırmanı da beyin sağlıyor. İşte gözünü kırpmanı da beyin sağlıyor. Bütün alışkanlıklar orada depolanıyor. Her şey. Yeni bir davranış mı ekleyeceksiniz? Beyin izin verirse yapabiliyorsunuz. Ya da herkes diyor ki ya hocam yiyorum, doyduğumu hissediyorum. Tatlı gelince bir yer açılıyor. Ben mesela. İşte beyin. Beyin diyor ki aç, orada da yer var. Aç Merve'cim diyor. Benim beynim hep öyle. Merve'cim senin midende bayağı yer var diyor benim. İşte o yüzden benim için çok gizli bir alandı beyin. O yüzden de araştırmayı çok sevdiğim ve benim futbola, teknik direktörlüğüme de çok büyük katkı sağladığını düşünüyorum. Çünkü oyuncularımla olan iletişimden tutun. Mesela irade gücünün ne kadar kıymetli olduğunu ve irade gücünü nasıl kullanmam gerektiğini de o kitaplardan öğrendim. Bir tane kısa örnek vereyim. Ece Türkoğlu, şimdi Amerika'da bizi temsil eden oyuncu, U17 milli takımın oyuncusuyken İsrail'le bir maçımız var. Ben de oyuncuya inanılmaz yüklendim. Ece dedim, takım kaptanısın, bu maçı kesinlikle almalıyız, size çok iyi oynaman lazım. Hocam dedi, hiç merak etmeyin, çok iyi hissediyorum, oynayacağım. Maç toplantısına Ece'yi çağırdık. Ece sürekli karşımda esniyor. Ben şimdi Begüm'e döndüm, diyorum ki Begüm esniyor. Aman hocam diyor, bir şey yapmayın. Ya nedenini anlayamadım. Tabii orada hiçbir şekilde renk veremiyorsunuz. 15 dakika sonra maç ısınmasına çıkacak bu oyuncu. Allah Allah, neden esniyor ve Ece inanılmaz iyi bir maç çıkardı. İyi ki hiçbir şey dememişim dedim ama hemen araştırdım. Meğersem özellikle atletlerde bu durum çok fazla oluyormuş. Beyin çok strese girdiği zaman, çok fazla genel anlamda gerginse kendini rahatlatmak için esniyormuş. Aa, çok ilginç, bilmiyordum onu. Evet, yani o gri hücreler, işte o beyindeki damarlar çok ısınmaya başlıyor. Isınmayı da vantilatör görevi şey esnemekmiş. Esnediğiniz zaman o vantilatör görevi görüyor. Ve daha rahatlamanızı sağlıyor. Çok ben ilginç. Onu oradaki beyinle ilgili olan, beyin temelli ilgili olan kitapların birinde öğrendim. Sonra da hemen gittim bir sonraki kamp. Ece, sana sarılmak istiyorum. Ececiğim, bugün esnemiyorsun, bir sorun mu var? Yeterince ciddiye almamış olabilir miyim? Sonra da bütün oyuncularımı gözlemlemeye başladım. İşte dedim ki bu çok gergin. Gergin olanı hemen hissediyorsunuz. O kitaptan almış olduğum bilgiyi hemen uygulamaya döküyorum. Ya benim için çok muazzam şeyler bunlar. Taktik anlamda Avrupa'da, böyle Avrupa'nın hani çok artık efsane kulüplerinde bu sezonlar için sorayım. En çok böyle teknik direktör olarak beğendiğiniz, böyle benim hani idol diye tanımlayabileceğim isimlerden dediğiniz kim var? Böyle number one'a kim çıkar? Ya Klopp'u çok seviyorum ve yıllardır da takip ediyorum. Hani Liverpool'u bu sene başarılı başarısızı geçtim. Onun ilk başlarda Liverpool'a yapmış olduğu şeyler benim çok dikkatimi çeken ve çok örnek aldığım. Bir kere Klopp'un tavrı, tarzı benim için çok kıymetli. O da çok güler yüzlü, çok sempatik, oyuncularıyla birebir iletişime geçmeyi çok seviyor. Kendime örnek aldım ve kendimle aslında benzeştiğim yönler. Ama oyun stilini de çok beğeniyorum. Klopp devam ettirdiğim ve takip ettiğim hocalardan bir tanesi. Şimdi Nagelsmann var. Çok genç, çok dinamik.
farklı stratejiler getirebiliyor futbola. Onu takip etmeye çalışıyorum. Maçlarını izliyorum, açıklamalarını olabildiğince okuyorum. Ve şunu görüyorum ki oyuncuyla olan iletişimi her şeyin önüne koyan aslında hocalar. Benim için de iletişim çok önemli olduğu için. Şimdi Nagelsmann bile aynı şeyi söylemişti. %70 oranında iletişimse %30'u taktik ve kondisyonla ilgili olan şeyler. Siz oyuncuya kendinizi inandırabiliyorsanız onlar da sizin için bir şeyler yapıyor. Kesinlikle. Bizim için öyle ki kadın futbol için çok çok önemli olan bir örnek. Bizim kızlarımız da öyle. Eğer karşındaki kişiye inanıyorsa, İletişimi kuvvetliyse gerçekten sahada %100'ünü vererek oynuyorlar. Benim için de o yüzden iletişime açık olan teknik direktörleri takip etmek daha keyifli oluyor. Bizi şüphesiz yani kadın futboluna ilgi artıyor. Dolayısıyla kadın futboluna genç kızların da ilgisi ya da çocukların da ilgisi artıyor. Ne seviyede talepler yani başlamak için talepler ne seviyede? Ne kadar biz kadın futbolundaki yetenekleri ülkemizde araştırıp gelecekteki kadrolarımıza katma potansiyeline çıktık? Hemen şöyle örnek vereyim. İlk kadın futbol tarihindeki ilk derbi Beşiktaş-Fenerbahçe maçından sonra Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın altyapısında çalışan hocalarım bana şöyle bir mesaj attı. Hocam mail kutumuz doldu. Ay süper. Maç içerisinde anneler babalar sürekli benim de bu yaşta kızım var, sizin futbol okulunuz varmış, göndermek istiyorum, nasıl ulaşabilirim diye çok ciddi bir talebin olduğunu ilettiler. O gün gerçekten bu kadar keyifli ve rahat uyuduğumu hatırlamıyorum. Çok güzel etkiler var ve şu anda U15 milli takımımızın seçmesi kıymetli hocalarım, alt yaş grubundaki hocalarımın il il dolaşıp seçtiği, bulduğu ve sadece kadın kulüplerinde oynayan değil, erkek kulübünde olup altyapısında yetişen kız çocuklarına da kapılarımızı açtık. O kız çocukların hepsi 88 tanesi şu anda Riva'da kadın futbolu milli takımın altyapısında olmak için seçmede ve maç yapıyorlar. İnanılmaz bir ilgi var ve altyapıya çok ciddi bir ilgi var. Şimdi özellikle babalar önceden göndermeyen, işte çocuğa zorluk çıkartan anne ve babalar bizim de kızımızda bir potansiyel var ve futbolu seyretmeyi çok seviyor, oynamayı da seviyor. Nasıl yönlendirebiliriz diye sürekli iletişim haline geçmeye çalışıyorlar. Çok mutlu oluyoruz, çok keyifli. Demek ki bir şeyleri başarmaya başladık, artık taş yuvarlanıyor ve artık ilerleyecek bu süreç. Ne hikayeler çıkacak kim bilir. Yani bundan 10 sene sonra acaba kimleri konuşuyor olacağız? Hakikaten muazzam. Hocam eklemek istediğiniz bir şey var mıdır? Ben çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Bu güzel kış güneşinde harika bir son. Güneş var yani yine de soğuk bu arada. Hani bunu Mayıs ayında çekiyormuşuz gibi görünse de öyle değil. Biraz benim böyle gözüm burnum falan diye akmaya başladı aynen. Rüzgardan sonra. Ama çok keyifli sohbet. Sizin varlığınız kadın futbolu için ve kadınlar için aslında çok kıymetli bir rol model. O yüzden ben çok teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. Biz teşekkür ederiz. Bizim için umarım mutluluk. Sizlere böyle keyifli keyifli, başarılı, keyifli maçları da izletip daha sonra da tüm Türkiye'nin desteğini alarak bu işi büyütürüz. İnşallah. Bu arada bir kadın maçına ligdeki maçlardan bir tanesine beraber gideriz diye konuşmuştuk, gidemedik. Onu da en kısa zamanda mutlaka yapalım. Çok teşekkür ediyoruz. Bütün temennimiz ortak zaten, birlikte güzel günler görelim istiyoruz. Onun için de her şey zaten var gibi görünüyor. Artık biz bekleyip izleyip destekleyeceğiz yani. Yapacak başka bir şeyimiz kalmıyor bize düşeni yapmaktan başka. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Ben teşekkür ederim. Amirli kadın futbol takımımızın değerli teknik direktörü Necla Güngör Kırağası'yla her zaman olduğu gibi yüksek enerjili, keyifli ama biraz da aslında daha önce çok da bilmediğiniz yönlerini, sevdiği şeyleri öğrendiğimiz bir bölüm gerçekleştirmiş olduk. Yeni Nesil Spor'da önümüzdeki hafta yine bizleri şahane konuklar ve konular bekliyor olacak. Yeniden buluşuncaya dek hoşça kalın.